silahınızı! Atın lan silahlarınızı! Yakarım lan! Abi! Yusuf! Ambulans çağırın hadi! Gidip şimdi arkadaşının, kardeşinin, karısının yanında ağzını burnunu mu kırayım ha? Bunu mu yapmamı istiyorsun? Ben sana bilerek ihanet etmedim. Ama eğlen biraz. Ben böyle iyiyim, siz eğlenin. Sen kim olduğunu sanıyor? Sonuçta söyle o mu yaptı? Ha? Ha? Ben s**erim böyle hayatı. Hiçbir şey umurumda değil o zaman benim. Ben niye ne anladım ben senden lan? Üstünden atarım dedim. Konuşmazsan atarım dedim. Hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var. Öyle mi dedin? Ölüm zaten. Kanında uyku ilacı tespit etti. Çok keskin bir bıçak kullanmış. Kol gibi psikiyatri abi. Kadeh parçaları. Ben yapmadım. Kimseyi öldürmedim ben. Ben Süleyman. Babam Sultan Selim Han'dan kalan şerefli mirası devralmak için yürüyen, yürüdüğü her adımda adalet arayacağına söz veren Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. Sultanı. Peki kızların hepsi sultan için hazırlanırlar. Biz 4 kişilik. 4 kardeş. Unutmak için birbirimizi görmeyeceğiz. Ben seni unutmak için çok uğraştım. Ama bir an... Hayır! Yalan söylüyor! Bu sözü bunu yapanların hepsi hapse girecek. Mahkemeye çıkaracağım bunu da. İkisini de kurtaracağım sanacaklar son ana kadar. Ya adalet işte böyle yerini bulur avukat. Yapmamız lazım. Sadece bir ayım var. Her şey usulüne uygun olmalı. Hiçbir şekilde hata yapmak istemem. Beni rüşvet almakla mı suçluyorsun? Seni doğduğuna pişman ederim. Soysuz herif! Ulan sen benim babama... Benim atama nasıl el kaldırırsın lan? Köpek! 30 gün süre veririm size. Al para vereyim. Yetmedi mi lan milletin kanını emdiği? He? Yetmedi mi? Demek müşür Filinta Mustafa sensin. Thank you.
sahip olduğumuz her şeyi yağmaladılar. Rusya, Çin, Hindistan sana can verir. Lakin bir karış toprak vermeyiz. Bir Türk son nefesini vermeden son söz söylenmemiştir. Hiçbirini tanımam. Onlar için sadece bir semtim ben. Sevdaları yüreğinde, umutları cebinde, özde dostluklarıyla, düşlerini bulut beyazladığında sakladıkları bir semt. Tere bulanan öfkenin sokaklarımda kol gezdiği, ölümün bile karşı duramayacağı dostunun zamane tanığı. Eşkıya, nasıl gidiyor konfeksiyon işleri? Vallahi baba, sen yokken çok kötü gidiyor be. Yeni bir hocam bulamadık. Var mı bir şeye ihtiyacın? Sana ihtiyacım var baba. Mutlu musun? Kötü olmadığım kadar. Değil. Demek mutluluk buraya kadarmış ha? Haydi kalemana, agapame kemena. Hediye değilim. İnsanım. Kaçacağım buradan. Göreceksin. Vatan, top mermilerinin un ufak ettiği bu topraklar. Şu ölen evlatlar. Vatan, bağrına bastığın evlatların gibi üstüne titredi. Vatan, koynuna sokulduğun bir kadın gibi sevdiğin. Vurdu beni. Şu tarafa gitti, hadi yakalayalım. Bana bak. Burada yaşanan burada kalacak. Yarın ben yine polisim, sen kebapçı Celal'in adamı. Karşıma çıkarsan acımam. Buna sen mi karar vereceksin? Baba. Baba yok! Neyi yaptın? Neyi? Şart mıydı Sarp'ın vurma? Vurmasam da olurdu ama vurdum. Niye biliyor musun? Niye? Hasta yatağında yakınlaşırsınız diye. Ne diyorsun Hafız? Sizinle savaşmak için bir ordu oluşturdular. Korkun onlardan dediklerinde bu haber onların imanını arttırdı da şöyle cevapladılar. Allah bize yeter. O ne güzel vekil. Tamam. Söz veriyorum komutanım. Söz komutanım. Söz komutanım. Ama bilmezler. İstanbul çukurdadır. Herkes bir gün mutlaka çukura geri döner. Demiryolu ihalesini İngilizlere verdiğimizde dostlarımızın da sarsılmaz bir güvenini kazanacağız. Bu demir yolunu koruyacak iki şey var paşalar. İslam'ın hilali, Türk'ün yıldızı. Ne istiyor bu İngilizler bizden sultan? Hilafet sancağını indirmek isterler. Onların hesabı varsa Allah'ın da vardır.
Ben Mehmet Han. Mehmetlerin ikincisi. Atam Osman Gazi, babam Murat Han. O şehri alamaz dediler. Sürmeli bir hali bunlar. İş... Hoş geldiniz. Senin gibi şerefsizim biri bir kadının hayatını karartacak. Adamım diyen adam da buna sessiz kalacak, değil mi? Sana ne lan benim karımdan? Verim isterse veririm. Dağların dumanıye vermez. Nefesim haramdır yangın. Niye kestin bunun kardeşini? Bana mı söylüyorsunuz? Duymadınız mı adamı? Cam kesti diyor. Hapçı müptezel bir psikopatmış. Rahmetlik. Abi söyle diyor. Hiçbirinizin diğerini kesmesinden gocunmam. Aksine sevinirim. Geberin gidin. Ya çekiyor herhalde. Abi siz konuşun. Tamam çekil abi. Çekil abisi. Eğer bu kaseti izliyorsanız bilin ki başımıza çok kötü şeyler geldi. Belki bize işkence bile yapmış olabilirler. Yaptığımız icat yüzünden. Dünyaya barışa mutluluk getirmek için kendimizi feda ettik. Oysa bakın ne kadar da genciz. Seni seviyorum canım anam. Garip babam. Garip ne lan? Garibam babam. Kapatmadın değil mi? Açmadık ki kapatalım. Otur. Yapma be Yaşar. Ölümden bahsetme şimdi bana. Sen ölecek adam mısın be? İnsan en çok ne zaman pişman olur biliyor musun Yaşar? Senin yarım bıraktığını başkası tamamladığında. Hayat büyülü bir oyundur. Ve bu oyunda ilkler asla unutulmaz. İlk hayal kırıklığı, ilk gözyaşı ve en önemlisi de ilk kalp sancısı. Tanıştırayım. Daha hiç beklemediğim bir anda sihirli bir dokunuşla her şey değişir. Ve sen aşık olmaktan asla kaçamazsın.